fiyatın altında. 2300-4000 lira arasında. Pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4900. 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5800 lira demek için buradayız. Bugün iş yeri hekimlerinin iş ve gelir güvencesi, mesleki bağımsızlığının güvence altına alınmasını haykırmak için buradayız. Bugün son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısı 24 kat arttı. Yalnızca bir ayda 197 hekim Türk Tabipleri Birliği'ne yurt dışında çalışma belgesi için başvurdu ve bu sayı 2012 yılının toplamında yapılan başvurunun 3 katından fazladır demek için buradayız. Bugün MHRS sistemlerinde hastalar aylarca sıra bulamıyor. Acil başvuru sayılarımız olağan dışı durumlar yaşayan bir ülkede görülebilecek oranlarda. Hekimlere, hastalara dayatılan 5 dakikada bir muayene bu sorunu çözmez. Bu süre ne muayene, ne hasta öyküsü alma, ne de tedaviyi hastayla birlikte planlamaya yeter. Ancak hastalıkları daha da arttırır demek için buradayız. 14 Eylül 2020 yılına kadar COVID-19 vakalarının %14'ü sağlık emekçileriydi. Ve bu sayı dünyada yaklaşık 5 milyon sağlık çalışanına denk düşmekteydi. Ve bu her geçen gün artmıştır. İşte bu sebeple artık yeter. COVID-19 meslek hastalığı yasası amasız, fakatsız, hızla çıkarılmalıdır demek için buradayız. Bugün pandemiyle beraber daha da derinleşen yanlış sağlık politikaları ve şiddet her geçen gün daha da can yakmakta, canımızı almaktadır. Sağlıkta şiddet yasa taslağı sunduk. Neden işletilmiyor? Ne oldu? Demek için buradayız. Bugün 36 saat nöbet sonrası bir hekim arkadaşımızı kaybettik. Artık böylesi acılar yaşamak istemiyoruz. Uzmanlık eğitimi almak bir haktır. Ve bu hak keyfiyete, yöneticilerin insafına bırakılamaz demek için buradayız. İktidara soruyoruz. Neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz. Ama 2 ayı geçti. Neden hekimlere, sağlık çalışanlarına bir açıklama yapmıyorsunuz? Meclisin önünde tüm vekillere, emeğimize, haklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz. Artık halkın vekilleri için toplumun sağlığına, emeğimize sahip çıkma vaktidir. Artık bizlerin sesine ses verme vaktidir. Emek bizim, söz bizim sürecinde sesimizi bir kez daha duyurmak için 26 Ocak 4 Şubat arasında başlattığımız beyaz nöbette de nöbetimiz süresince meclise herhangi bir düzenleme getirilmezse 8 Şubat'ta bizler için artık görev zamanı olacağını belirtmiştik. Bugün buradan duyuruyoruz. 8 Şubat görev vaktidir. Tüm hekimlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Mevcut randevuları hastalarımızı mağdur etmeyecek şekilde sağlık hizmetlerini başka günlerde planlayın. Topluma da sesleniyoruz. Bu görev yalnızca hekimler, yalnızca sağlık çalışanları için değil. Hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen, 5 dakikada muayenelere, aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız bir sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmemiz için 8 Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin.